Merhabalar arkadaşlar, ee, yeni bir video, yeni çekim yasası. Çekim esasında bu sefer diyoruz ki borcum borç ve benim borcum hiç bitmiyor. Borcumun arkasındayım aslan gibi. Bunu bana YouTube'da sormuşsunuz. Benim ailemin genetik olarak söylediği bir cümledir dem demişsiniz ve demişsiniz ki borcum borç cümlesinin arkasında dururuz, hep borcumuzu öderiz ama bizim borcumuz hiç bitmez. Bitmez arkadaşım çünkü sen borçtan güç alıyorsun. Bak borcum borç cümlesinin arkasındaki o güvenilirlik duygusu, güçlü gözükme duygusunu hissedebiliyorsunuzdur. Hani borcun borç aslan gibi bak ben buradayım diyorsun ve o borcu ödüyorsun, o güçlü olma duygusunu istediğin için, hayatında sevdiğin için onu, onu böyle hani mutlu oluyorsun borcunu ödediğinde, oh diyorsun, rahatlıyorsun ya, o duyguyu sevdiğin için o duygunun tekrarı geliyor. Şimdi burada bir de şöyle bir kötü durum var. Her borcu ödediğinde biraz daha büyük bir borç gelir. Biraz daha büyük bir borç gelir çünkü orada daha da büyük bir borcu ödedim diye daha büyük bir duyguya girersin, daha büyük bir girdap oluşturursun. Bu bir vortex gibi kendini senin içine çekmeye başlar. Şimdi burada senin yapacağın şey şu. Bu borcu ödediğinde yakaladığın duyguyu yakala. Yani borç ödendiğinde ne hissediyorsun gerçekten? Güçlü mü? Güvenilir mi? Sadık mı? Mutlu mu? Hazalmış mı? Ne hissediyorsun? Ve sen bu duyguyu başka ne yapsaydın hissederdin? Yani para mı biriktirseydin mesela? Hani hiç borcun olmadığında ne olurdu senin hayatında? Para biriktirirdin, altın alırdın, atıyorum, ev alırdın, araba alırdın, yatırım yapardın, sadaka verirdin, yardım ederdin. Bunlardan nasıl bir mutluluk alırdın, haz alırdın? Hani o ilk duyguyu bulmuştun ya, senin itici gücünde o. Şimdi şöyle düşün, bir kaya var, boş denen kaya var. Sen bu kayayı itiyorsun, bir yere vardırıyorsun o kayayı. Orada bir duygu ...bütünlenmiş oluyor. Ne oluyor? İşte güçlü hissediyorsun. Güvenilir hissediyorsun. Tatlı, mutlu, ...haz halinde hissediyorsun. Şimdi o kaya borç olmasaydı da, ...birikim olsaydı, ...ev olsaydı, araba olsaydı, ...başka bir şey olsaydı da, ...sen o duyguyu hissetseydin, ...nasıl olurdu hayatın? Bunu merak edip, ...bunun üzerine çalışman lazım. Şimdi bunun üzerine çalışmak demek ne demek? Bilinçaltımızı pozitif pro programlamak demek. Arkadaşım, pozitif programlamak demek kendi soru sormak demek. Hani benim hayatım daha iyi olsaydı ne olurdu? Daha iyi aç bakalım şimdi. Zengin olsaydım. Benim ben bu itici gücü zenginliğe kullansaydım, mutluluğa kullansaydım, aşka kullansaydım, tamamlanmaya kullansaydım, uyanışa kullansaydım, bilgiye kullansaydım ne olurdu? Şimdi bu ne olurdu soruları, nasıl olurdu soruları? İşte ne, nerede, nasıl, kiminle, ne, zaman gibi 5N1K sorularını kendine sordukça bilinçaltın problem çözme eğilimlidir ya. Şimdi zihin sürekli problem çözmek zorunda tamam mı? Ben soru soracağım, onu çözeceğiz. Soru soracağım, çözeceğiz. E, ne olacak? Ben o kayanın üstünde yazan borç yazısını düşün. Otomatikman birikime çevireceğim. Şimdi bilinçaltımın birikim odaklı olması demek. Hani ben birikim kayasını ittirmeye başlamam demek. Otomatikman borçları bitirecek. Çünkü borç varken birikim yapamazsın. Sen birikime odaklandığında borçlar kendiliğinden bitecek. Ama sen zaten oradan tad almadığın için artık borçlar gücünü yitirecek, birden bitiverecek. Sen birden birikim yapabilir hale geleceksin. Fakat burada şunu demen gerekiyor. Birikim yapmam için önce şu işte 3 bin lira borcumu ödemem lazım, 5 bin lira borcumu ödemem lazım ya da 100 bin lira borcumu ödemem lazım sonra birikime geçeyim değil. Sen şimdiden o birikim yapabiliyorum duygusu, birikim yapabiliyorum enerjisine kendini adapte etmen gerekiyor. Şimdi sen burayı kendini adapte ettiğin anda, e ne oldu? Borç denen o koca kaya eridi, eridi tuz buz oldu. Sen boş denen kaya'yı erittikçe birikim denen kaya genişlemeye alan bulmaya başlayacak. Şimdi alan açmak diye bir kavram var. Hatırlayın, bunu sürekli söylüyorum. Evren boşluk sevmez. Sen e, duygunun önüne eklediğin eylemi değiştirmediğin sürece alan açmış olamazsın. Sen bir alan açacaksın ki yeni bir eyleme yer kalsın. Yani toparlıyorum. Burada çok dağıttım. Biraz fazla ayrıntıya girdim. Kafandaki o borcun borç cümlesi var ya. Burnun altındaki duyguyu bul. O duygunun önüne borç kelimesi yerine başka bir kelime ekle. Birikimi birikim de. Mesela ben biriktirdikçe kendimi güçlü hissediyorum de. Mutluyum de. Param oldukça mutluyum de. İşte zenginleştikçe mutlu oluyorum de. Cümleyi değiştir ve kendini bu cümleye ikna et. Ama sonra dönüp de tekrar bir boşlarına bakma. Sakın arkaya bakma. Çünkü kafan arkadayken duvara çarparsın. Kafan arkadayken yürüyemezsin. Ayakların birbirine dolanır. Asla arkaya bakmıyorsun arkadaşım. Hep önüne bakacaksın. Hep önüne bakacaksın. Önünde ne olmasını istiyorsan sen onu tasarlayacaksın, planlayacaksın. Arkaya bakarsan ya bu benim başıma daha önce de gelmişti dersen sen arkaya doğru yürümeye çalıştığın için ama ayaklar öne gittiği için gidemeyeceksin. Havanda su döveceksin. Olduğun yerde sayacaksın. Sakın unutma. Hep öne bakacaksın. Önünü de düzenleyen sensin. Önüne taş geldiğinde taşı kenara alma lüksün var. Taşın üstüne atlama lüksün var. Gücün var. Çünkü böyle bir yeteneği var. Hani ergonominin böyle bir durumu var. Ama geriye doğru giderken sen bir kayanın üstünden atlayamazsın. Bir taşın üstünden atlayamazsın. Ya da o taşı geriye doğru giderken ayağın altından kaldıramazsın. Her zaman önüne bakmak zorundasın. Ve önünü de iyi planlamak zorundasın. Plan dediğin şey nedir? İşte 3 milyon dolar param olsun, işte 5 milyon dolarlık evim olsun değil bunlar. Ben mutlu, huzurlu, dengeli, sağlıklı, neşeli, haz içinde bir yaşam kuruyorum ve bunu sağlayacak tüm şartları talep ediyorum diyeceksin. Sen sadece duyguyu talep edeceksin. Senin e, maddeyi talep etmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü madde zaten senin duygunun karşılığı. Hani al gülüm var gülüm hesabı var ya ne kadar duyguya girdin o kadar evrenden senin için layık olan şey gelecek. Ne kadar duygunun içerisindesin o kadar layık olduğun şey gelecek. E sen borcun büyüklüğü üstünde ezildikçe borç daha da büyük gelecek. Aslında hani o korktuğumuz şey başımıza geliyor ya oradaki istek enerjisi çok yüksek. Kelimeyi ne kadar çok kullandın, enerjiyi ne kadar çok gönderdin, evrende olumlu olumsuz yok. Sen neyi ne kadar çok söyledin o başına o kadar hızlı gelir o kadar büyük şekilde gelir o kadar mucizevi gelir yani olmadık yerden borç çıkar ya da olmadık yerden para gelir para kazanma imkanı gelir şimdi burada şöyle de bir handikap var sürekli videolarda işte gökten mi yağıyor bilmem ne gibi eleştirilerde bulunuyorsunuz arkadaşım kime gökten para yağmış kimseye gökten para yağmaz sana gökten parayı kazanma imkanı yağar sana bu imkanı görme lüksü gelir gözün açılır, şansın çoğalır. Sen görebilir hale gelirsin, fırsatları görebilir hale gelirsin, yürüyebilir hale gelirsin. Yoksa öyle açtım elimi Mevla'ya, Mevlam neylerse güzel eyler, elbette Mevlam neylerse güzel eyler. Ama öyle gökten paranın yağdığı dönemler eskiden, eskiden yağmış gökten helva. Ben görmedim, göreni de görmedim. Gören varsa bilmiyorum. Tabii ki hadis-i şerifler var. Yazılı bunlar. Kur'an'da yazıyor. Hadis-i şeriflerimiz var. Ama burada anlatılmak istenen aslında bu. Anlatılmak istenen sen ne istiyorsan zaten hayatına o geliyor. Sen bunu görebilir hale geliyorsun. Sen şansı, fırsatı görebilir hale geliyorsun. Başka hiçbir şey değil. Sen fırsatı gördün mü de o fırsata doğru yürüyeceksin. Zaten otomatikman insanın içi kıpır kıpır oluyor bir e, yüksek bir enerji oluyor. Onu yapmak istiyorsun. Kendine engel olamıyorsun. Zaten kolay yalan etkilidir. Kendine engel olamadığını mutlu ve neşeli bir şey yaptığında otomatikman bu kazanca döner. Burada daha fazla bir şey aramanın altın dediklemenin çok da bir anlamı yoktur. Tabii ki kendini güvenli alanda tutmak çok önemlidir. Kendini güvenli alanda tutaraktan içinden gelen o kıpırtıya, kazanç kıpırtısına, şans kıpırtısına adım atacaksın. Sadece bu. Odağını değiştir, hayatın değişsin. Odağını değiştir. Mutluluk senin zaten. Mutluluk hep içinde. Sadece bir kıvılcıma bakıyor. Bir adım atmana bakıyor. Başarılı olacağına eminim ben. <laughs> rahatlayacağına, bakış açını değiştireceğine eminim. Çünkü bu soruyu sorma cesaretini edinmişsin. Kendine çok iyi bak.